Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlere bitenler, attıklarım, neler var, neler yok hepsini göstereceğim. Bayağı uzun süredir birikiyor bunlar. Çok fazla ürün var. Muhtemelen part 1, part 2 şeklinde yayınlayacağım bunu zaten. Hazırsak hemen videoya başlayalım. Şimdi öncelikle garip bir şeyden başlayacağım. Ürün değil aslında bu. Sadece böyle bana değişik ve aslında fikir olarak güzel geldiği için göstermek istedim. Sırma böyle bir ürün çıkarmış arkadaşlar, tamam mı? Bu protein olanı. Bunun detox form falan olanları da vardı diye hatırlıyorum. Yani birkaç çeşit bunlar. Bunun şu özelliğini çok beğendim ben. Bu 400 ml'lik bir ürün ve 400 ml'lik bir ürünün içinde 15 gram protein var. Yani bu protein olanı olduğu için böyle detoks olanı falan böyle bir şey yok. Yani hepsinin kendine ait bir özelliği var diyeyim. Öyle anlayın siz artık. Bu çilekli ve ahududulu bir içecek. Kalorisi bir şişede 84 kalori var. Ve yani bilmiyorum hani ben böyle kilo verdiğim dönemde, bunda da ilgili bir video çekeceğim kesinlikle. Kilo verdiğim dönemde hep işte kullandığım bir böyle kalori hesaplama uygulamasında bu makrolarımı falan da hesaplıyordum ve protein de hep açık çıkıyordu. Hani bütün gün işte yumurtalar, baklagiller, tavuklar, etler bilmem neler yememe rağmen hep proteinde bir açık çıkıyordu. Hani nasıl kapanacak yani bu? 5 tane mi yumurta yiyeyim sabah falan diye düşünüyordum. De yani aslında da kapatamadım o açığı açıkçası. O yüzden yani böyle bir şey bence güzel bir alternatif olabilir. Hani protein tozu falan gibi şeylerin yanında. Şekersiz olduğunu söylüyor. Yani içeriğini falan beğendiğim için, beni kötü bir şey de görmediğim için açıkçası önermek istedim. Gayet iyi geldi bana yani. 15 gram protein var bunun içinde. Hani gün içinde bunu içseniz belki kalori, yani kalori değil, proteindeki açığınızı belki de daha işte aza indirebilirsiniz ya da tamamen sıfırlayabilirsiniz diye düşündüm. Böyle bir şey önermek istedim. Ben bunu Migros'tan almıştım. Money Club Card'da da indirim vardı sanırım. Asıl fiyatı 6 lira da ben böyle işte 4.20'ye falan gibi bir şey aldım. Yani bayağı da ucuz aslında. Hani diğer çeşitlerine de bakabilirsiniz. Ama bu protein olanını özellikle bir göstermek istedim ben. Hani böyle bir şeyden haberiniz yoksa diye. Geçiyorum. Şimdi gerçekten ürün olanlara geçeceğim. Şöyle. Öncelikle Gülşah'ın asetonunu bitirdim ben. Bu şey pompalı olduğu için aslında kullanımı çok kolay. Ve ben bayağı seviyorum bunu. Kokusu falan da çok güzel bence. Yani işte paketlemesi ve oje çıkarmasıyla gayet sevdiğim bir ürün. Benim bundan sanırım ikinci bitirişim. Daha da ya, üçüncü de yolda. Üçüncü de bitmek üzere. Bayağı severek kullanıyorum bunu. Bunun dışında şöyle deodorantlara geçeyim. Bu zaten şey special edition bir deodorant. Yani şu anda yok muhtemelen. Ben bunu geçen yazdan beri saklıyorum. Çünkü böyle bir video çekersem diye. Nivea'nın bu işte Fresh Summer special edition zaten dediğim gibi. Güzel bir deodorant. Çok da güzel kokuyordu. Ama gelin görün ki bunların içinde tabii ki alüminyum vesaire bilmem kötü şeyler var. O yüzden de aslında çok sevmedim diyeyim. Ama sevdim yani. Güzeldi. Daha çok böyle işte içeriğine dikkat ederek deodorant almaya çalışıyorum ben. Ama içeriği güzel olanlarda maalesef çok ferahlık ve işte terlememe hissi uyandırmıyor. Dolayısıyla ben de bilmiyorum yani. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Geçtik. Bahsettiğim. Bu mesela içeriği güzel olan, zaten üstünde de yazıyor %0 alüminyum. Ama gelin görün ki yani kokusu falan güzel. Zaten bu 3 tane var bundan. 3 çeşit var ya da 4. Mavi, mor, pembe olduğundan eminim. Belki yeşil de vardır. Ondan çok emin değilim. Yani kokuları falan okey. Alüminyum içermiyor, çok güzel. Ama ben de böyle çok işte terlememe olayı falan yaratmadı maalesef. Yani biraz zayıf kalıyor. Anlatabildim mi? İçeriğinden dolayı muhtemelen diye düşünüyorum. Belki markayla alakalıdır. Ama
Yani biraz zayıf kalıyor. Sonra. Bu yine muhtemelen olmayan bir ürün şu an. Bir isim bu jeli highlighterlarından. Bendeki neymiş? Hangout rengi 915. Bu da ya kokusu falan değişti artık. Bitirememişim de. Bunun yapısı falan bozulmuştu zaten. Yani enteresan bir üründü. Bence artık yok. Yani güzel. Kullanmıştım bir ara ama sonra modası geçti. Hızlı bir şekilde geçti modası maalesef. Bıraktım. Yani bu bozulanlardan bir tanesi. Bitmedi ama bozuldu. Sonra tabii ki lens kullandığım için lens solüsyonu. Her ay mutlaka bunlardan olacak bir tane kutumda. Yani aslında bu solüsyonların farkını ben anlamıyorum. Yani zaten kaç 3 marka falan var benim gördüğüm. Daha vardır muhtemelen ama benim gördüğüm 3 marka var şimdiye kadar. Bence hepsi aynı. Ben 3'ünü de denedim. Hepsinin aynı olduğunu düşünüyorum. Yani lens suyu işte. Bitti bu da. Ha, sonra. Bu bakım alışverişi videomda göstermiştim bunu. Rox'un bu beyazlatma özellikle şeyi. Diş macunu. Beyazlatma özelliği var. Ne yalan söyleyeyim var yani. Bitince daha ayrıntılı bahsedeceğim demiştim o videoda. Bahsedeyim şimdi. Bu dediğim gibi, o videoda söylediğim gibi şuradaki işareti siyah bunun. Yani siyah demek çok fazla kimyasal demek. O yüzden aslında hala önermek istemiyorum. Hala aynı fikirdeyim. Ama işe yarıyor mu? Yarıyor. Yani bayağı beyazlattı dişlerimi. O yüzden sevmedim de diyemem. Yani çok takılmıyorsanız alın derim ama bilmiyorum hani çok da gidin alın demek de istemiyorum. Ama bu işte o videoda bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama bu işte yeşil ve mavi olanlar bir tık daha iyi olanlar. Yani bir tık daha iyi içerikli olanlar. Mesela onların da beyazlatma efektli diş macunlarını denedim. Hani bunun kadar işe yaramıyordu. Bunun vardı bu arada işte 2 haftada kaçtı ya? 1,5 tona kadar işte dişlerde beyazlatma. Bence 1,5 tondan çok daha fazla beyazlattı ve 2 haftada da değil yani. Günde 2-3 kez kullandım ben bunu işte. Ve gayet 1 haftada ya da 10 gün falan gibi bir sürede bayağı beyazlatmıştı yani dişlerimi. Memnun kaldım o yüzden. Yani bir daha çok sarardığını falan fark edersen muhtemelen alır kullanırım bunu yine. Böyle. Şöyle bir saç ürününe gelelim. L'Oreal'in bu Ersev Arjen'in Direnç Çarpı 3 Express Bakım Spreyi, ikili bakım iksiri diyor. Bu şey bir üründü. Böyle üstte beyazı altta pembesi vardı. Çalkalayıp kullanıyordunuz. Kokusu çok güzel. Çok güzel, tertemiz kokuyor yani. Tam bir böyle saç ürünü. Hatta böyle yaz kokuyor. Evet, yaz kokuyor yani. Böyle hani güneş kremlerini falan kokladığınızda hani o şey gelir ya böyle yaz, yaz böyle deniz gelir aklınıza falan. Bu da öyle. Çok güzel. Bunun şeyini çok seviyordum ben. Gerçekten hani saçlarımı açma konusunda çok yardım oluyordu bana. Benim saçlarım aşırı dolaşık yani. Ve bunun sayesinde çok kolay açılabiliyordu saçlarım. Onu hatırlıyorum. Böyle işte yağlandırma falan filan da yapmıyordu saçlarımı. Gayet seviyordum. Vadede zayıf ve dökülme eğilimli saçlar için diyor işte. Daha parlak, daha yumuşak saçlar vaadi var. Yani daha parlak, daha yumuşak mı oldu saçlarım çok emin değilim ama çok kolay açabiliyordum saçlarımı bunu sıktığımda. Onu biliyorum ve dediğim gibi çok güzel kokuyor. Bayağı sevmiştim bunu da kullandığım zaman. Geçelim başka bir saç ürününe. Bu da yine Elsev'in mucizevi yağı. Ben bunun altı şey kahverengi kapaklısını da bitirdim. Bunu da bitirdim. Kahverengi kapaklıyı biraz daha sevmiştim sanki diye hatırlıyorum. Bunlar da çok güzel kokuyor. Bu mesela biraz daha kış kokuyor. Kokuların mevsimleri var bence. Bak yine. Bu sorun hep var. Bu ürünü arkadaşlar şöyle yapmanız yeterli gelmesi için. Bu tabii bittiği için artık gelmiyor da. Çok güzel kokuyor.
Gerçekten sıkmanıza bile gerek yok. Çok sıvı çünkü. Ben bunu çok böyle elime borcu edip işte kafama şey yapmayı sevmiyordum. Çünkü bir tık yağlandırıyor gibi geliyordu bana. Yani yağlı gösteriyor gibi geliyordu. O yüzden böyle ufak ufak altlardan başlayarak yapıyordum genelde. Kullanıyordum. Güzel. Yani böyle parlaklık veriyor saçınıza. Yumuşaklık veriyor. Onu da kesin zaten eminiz. Saçı ağırlaştırmıyor desem yalan olur gibi. Yani belki kullandığım diğer ürünler çok daha hafif ürünlerdi. O yüzden böyle düşünüyorum. Ama yani güzel bir ürün ya. Yani bunu tavsiye ederim. Güzel bir ürün. Bu da saçı yumuşattığı için kolay açılmasını sağlıyor bu arada yani. Hani tararken sıkıntı çekiyorsanız bence bunlar önemli. Hani kolay açıyor olması. Çünkü o esnada da saçınızı yıpratıyorsunuz ve işte kırılarak, koparak dökme olayı yaşıyorsunuz. Bence önemli bir şey yani bu. Yani saçı kolay açması. Sonra gül suyu. Bu Otajin'in gül suyu. Ben bunu bakım alışverişi videomda da anlatmıştım sanırım. İşte böyle bir orada anlattığım şey buydu yani ürün. Bunu ben pamuğa sıkıp böyle tonik şeklinde yüzüme uyguluyordum. O zamanlar işte çok faydalı gelmiyordu bana. Çünkü dediğim gibi işte pamuğu bir oradan bir buradan bir şuradan falan filan yaptıkça böyle her tarafa dağılıyor gibi hissediyorum ben. O yüzden bunu bu sprey gül suyunu aldıktan sonra o spreyi doldurmak amaçlı kullandım. Ama bence yani ikisi de aynı marka ve ikisi de gül suyu olmasına rağmen ikisinin şeyi aynı değil gibi geldi bana. İkisinin içeriği aynı değil gibi geldi. Bu arada cilt temizliğinde tonik olarak kullanılır da yazıyor yani burada hani kendi uydurduğum bir şey değil bu. Yani bilmiyorum. Bence aynı değil içerikleri. Kokusu bile farklı gelmişti bana ilk içine. Yani bunu onun içine koyduğumda. Bilmiyorum. Yani ama hani gül suyunu gerçekten sivilceli bir cildiniz varsa tavsiye ederim yani tonik olarak. Gül suyunun böyle bir özelliği var çünkü gerçekten. Biraz kozmetikten devam edeyim. Bu L'Oreal'in Paradise maskarası. Galiba dünya üzerinde bu maskarayı tek sevilen insan bendim. Bence yani kıl fırça olduğu için çok fazla ürün alıyor üstüne. Ve çok topak topak bırakıyordu. Bu şu an bozulduğu için atıyorum ben bunu. Hani o kadar sevmedim, o kadar kullanmadım ki bozuldu. Öyle düşünün. Bittiği için atmıyorum. Bozulduğu için atıyorum bunu. Şöyle ucu yani ne kadar fazla ürün topladın. Tabii ki bu bozulduğu için de şu an böyle. Ama ne kadar fazla ürün topladığını görebilirsiniz yani. Gidiyor artık. Yani bir daha da almayacağım. Alamam zaten. Çok pahalı şu an. Şeyi falan, ambalajı falan çok güzeldi ama çok anlaşamadı benim kirpiklerimle. Essence'in bu da çok kötü olmuş bu. Utanıyorum bunu göstermeye ama. Essence'in şeffaf kaş jeli. Bu da artık bozuldu yani mahvoldu hatta. Bunu en son kullanışımda kaşımda kepek yaptı. O yüzden yani oradan anladım bozulduğunu. Ve artık bırakıyorum kendisini. Gayet memnundum bu arada. Ben Wet n Wild'ınkini de kullanmıştım ama bundan daha memnun kaldım. Bence böyle kas katı yapmadan daha iyi tutuyordu kaşlarımı. O yüzden seviyorum kendisini. Wet n Wild'dan sonra bunu tercih ederim yani öyle söyleyeyim. Sonra benim hayatımın aşkı olan Blistex. Blistex'le benim çok garip başlayan bir ilişkim vardı. Ben 11. sınıfta böyle hayatımda yaşamadığım bir kuruluk yaşadım. Her tarafım aşırı kuruyordu. Ve özellikle dudak çevrem hani Roaksan kullanıyormuşum gibiydi. Anlatabiliyor muyum? Çok kötüydü yani. Sadece dudaklarım değil, dudak çevrem de aşırı 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 yara bere içindeydi. Ve beni bu kurtardı. Şaka değil. Yani sürdüğüm herhangi bir nemlendiricinin yüz nemlendiricisinden falan bahsediyorum. Onu da mesela getiriyordum ağız çevrem ama yani bunu sürdüğüm andan itibaren her şey değişti benim için. Artık öyle bir sorunum yoktu yani. O yüzden bunu çok seviyorum. Bu yani 5. 6. bitirişim falan. Çok 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 seviyorum. Zaten baksanıza için nasıl kullanmışım.
Kürdanla falan kullandım ben bunu. En son ya alamadığım için. Böyle. Aşığım buna gerçekten. Yani bunun dışında herhangi bir şey kullanmayı düşünmüyorum hayatım boyunca. Herhalde sadece bununlayım bundan sonra. Hayatımın ürünü buldum. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel ya. Hani Roaktan falan kullanıyorsanız başka hiçbir şey gitmesin eliniz. Direkt kullanın. Direkt bu. Ben bunu şuralarıma falan bile sürüyordum yani. Çok güzel. Çok güzel. Tamam yeter bu kadar. Saçımın rengini merak edenler varsa diye saç boyama da koydum bu videoya. Bu en son boyadığım tam olarak bu. Buna boyadım. Pırkaların tarçınlı kek rengi 7.7. Bunun paketi rengin ismi ve şeyi böyle işte içerinin bir tık daha güzel olması falan çok hoşuma gidiyordu benim. Yani bunu mutlaka deneyecektim ben. İlk boyadığım boya bu değil bu arada. Başka bir şeyle boyamıştım. Sonra buna geçtim. Onu da göstereyim birazdan. Bunu bilmiyorum hani zaten turuncu bir kafanın üstüne boyadığım için mi? Ama daha kızıl oldu bu. Bunu boyadığımda. Yani tarçınlı kek değil de biraz vişneli turtaya döndük yine. Vişneli turta diye de bir rengi var. Ona döndü biraz. Yani bir tık daha kızıl oldu. Hani akar belki diye düşündüm başta. Ama sanki aktıkça böyle kendi saç rengime dönüyor gibi geldi. Bilmiyorum garip. Bir de bundaki sorunum şu benim. Çok akıyor. Yani her yıkamada aktığını görüyorum. Hani terlediğimde falan akmıyor ama her duşta mutlaka akıyor ve bayağı akıyor yani. Azar azar bir akma değil. Bayağı yer turuncu oluyor yine. Bilmiyorum bu kadar akması normal mi? Ama yani çok hoşuma giden bir durum olmadığını söyleyebilirim. Şimdi boyalı saçlar çok iyi anlayacak bence beni. Saçınızı boyadığınızda böyle hani duşta ıslandığında saçınız böyle şey oluyorsa hani kas katı kesiliyorsa ve böyle birleştiğini hissediyorsunuz. Yani sanki o boya böyle alıyor bütün saç tellerimi birleştiriyor. Umarım anlatabiliyorum şu an. Çok garip bir şekilde anlattım ama. Böyle bir şey var yani boyalı saçın. Böyle bir efekti var, olayı var. Bunda mesela öyle olmadı. Hani kendi saçımı yıkıyormuşum gibi hissettirdi hatta. O yüzden o şeyini sevdim ama sürekli akması bende bir eksi puan oldu yani açıkçası ne yalan söyleyeyim. Bir daha bunu alır mıyım bilmiyorum. Çünkü bence yeterince turuncu değil ve işte yakın çevremden falan da bir önceki saç boyamı birazdan göstereceğim. Bir önceki saç boyamı bana daha çok yakıştığını söylediler. Bilmiyorum. Bundan sonraki boyam ne olacak gerçekten ben de çok kararsızım bu konuda. Ben aslında saçımı hep hani kızıl yapmak istiyordum ama kızıl dediğim yine kendime açıklamam gerekecek. Kızıl dediğim benim hiçbir zaman kırmızı değildi yani tam olarak istediğim renk Elçin Sagon'un saç rengiydi arkadaşlar. Yani o da hani turuncu biraz. Ben ona kızıl diyorum ama. Yani o istediğim renge sanki bu biraz daha yakın özellikle 2-3 yıkama sonrasında. Diğeri sanki daha turuncu kalıyor gibi ama onun da aktıktan sonraki göstereyim artık yeter. Sıkıldım. İlk boyadığım buydu. Palette 777. Bu mesela çok turuncu. Yani ilk boyadığımda özellikle aşırı turuncu, fosforlu turuncu hatta. Sonra aktıktan sonraki rengini ben bunu daha çok sevdim kendimde. Gerçi bunun hani bunun boyalı da 2 hafta ne 2 haftası 1 hafta oldu. Hani bilmiyorum sonrasında ne olacak ama bu mesela sanki bir tık daha iyiydi. Ama buna da şöyle bir sorun var. Dünyanın canlı rengi falan olduğu için hani sadece dip boya yapayım gibi bir şansınız asla olmuyor. Çünkü siz dip boya yapana kadar zaten bütün saçınızdan bu bayağı akmış oluyor. Yani rengi çok değişmiş oluyor. İlk boyadığınızdaki halinize göre. O yüzden sadece dip boya yapma şansınız yok. Ya da her hafta dip boya yapacaksınız. Yani. O da garip olur bence. Yani sürekli saçınızı boyamanız gerekecek. O biraz kötü gibi. Ama dediğim gibi bunun rengini kendim de hem benden çok beğendim hem de çevremdekiler daha çok beğendi.
O yüzden ne yaparım bilmiyorum. Bundan sonra hangisini alacağım çok kararsızım. Hala ürünüm var. Ama bitmek üzere olan da birkaç ürünüm var. Şimdi hepsini, buradakileri, kalanların da hepsini anlatırsam video çok 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 uzun olacak. O yüzden hem diğer birkaç ürünümü daha bitireyim. Onları da bunun kalanlarla beraber anlatırım diye düşünüyorum. Yani part 2'si gelecek bunun. Bu kadardı videom o zaman. Umarım ürünlerimizi beğenmişsinizdir. Umarım biraz faydalı olmuştur yorumlarım. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.